Sahaflık mesleği kaybolmaya yüz tutmuş bir meslek. Cumhuriyetten sonra Erzurum'da bilinen en eski sahaflar 1950-1990 yılları arasında bugünkü Erzurum Hamamı'nın karşısı Kuru Hapan ve Hacılar Hanı'ndaki sahaflar olarak biliniyor. Bu sahaflar kültür sohbetlerine de ev sahipliği yapıyordu. Günümüzde ise teknolojinin de etkisiyle kitaplara ilgi bir hayli azaldı. Sahaflık mesleği en basit anlamıyla artık baskısı yapılmayan kitapların ya da dergilerin alınıp satıldığı yerlerdir. Peki Erzurum'da sahaf olmak nasıl bir duygu? Bunu da Birlik Sahaf'ın sahibi Rahmi Akın'la konuştuk. 14 yıldır Erzurum'da sahaflık yapan Rahmi Akın, ailede kitapla ilgilenen tek kişi. Şöyle diyebilirim, belki bizim ailede tek kitapla ilgilenen kişi. Onun için hep aileden eleştiri aldım. Yani onlar için kağıt çok bir şey ifade etmiyor, çok anlamsız. Kağıt, kalem, okuma. Akın, sahafların kitapları nasıl temin ettiklerini anlattı. Peki nasıl ellerine geçiyor? Yani bunlar nasıl temin ediyorlar? Bunlar mesela genelde ölen ailelerden, yani böyle yüklü kitap sahibi olan insanları demek tespit ediyorlar. Ölmüştür. Torunları satmaya çalışıyor onları. Yani onları gidip alıyorlar. Bu şekilde tedarik ediliyor. Ama Çukurda'ya gider. Yani eski kitap Çukurda'ya gidiyor. Buradan temin ediliyor. Kendi özel kütüphaneleri satan oluyor. Takas yapmaya getirenler oluyor. Akın, sahaflıkta yeni kitapların satılmasını doğru bulmadığını aktardı. Kitaplar tabii, yani yeni kitap da bizde olur. Yani şu an sahaflar, şu an eskiyle yeniyi kıyaslasak daha çok ikinci el kitaba dönmüş. Yani sahafın dükkanında aslında ikinci el kitabın olmaması lazım. Sınav kitaplarının bulunması doğru değil. Yani sahafın adına bir zededir. Yani onlar daha çok böyle sahaf müşterisi o kitapları görmek istemez. Daha çok böyle nadiretten gelecek, karıştıracak, okuyacak, bakacak. Yani kütüphanesinde yoksa onu satın alacak. Bizim var öyle müşterilerimiz. Akın, sahafçının ucuz kitap yeri olduğu algısından yakındı. Kitaplarınız kaç lira? Yani burada yani diyelim 50 kuruştan olan kitaplar da var. Çok iyi kaliteli ve iyi para edecek kitaplar da var. Yani şimdi okur da o şeyi kaybetmiş artık. Ya ne demek? Şimdi manava gidiyoruz. Efendim burada efendim bu manavın kilosu kaç lira? Bu manaya geliyor. Ya her esinde ayrı ayrı bir fiyatı var. Çok anlamı değişti tabii sahafın. Yani bu yanlış bir şey. Sahafta yani iyi para edecek kitaplar da var. Fiyatı yüksek olanlar da var. Yani orta hali fiyatlar da var. Çok düşük, çok ucuz böyle meraklısı için olan kitaplar da vardır. Yani şöyle bir anlam değişti. Efendim sahaf demek ucuz demek. Önceden bu böyle değildi. Sahaf demek nitelikli demekti, iyi demekti. Şimdi sahaf demek ucuz manasına gelmişti. Çünkü öyle yaptılar. Yani eski kitaplar satılmayınca eskilerin yerine hep yeni kitaplar koydular. Yeni kitap, ikinci el kitap, okunmuş kitap koydular. Yazıyor gene sahaf tabelası vardır ama ikinci el kitap koymuş, ucuza satıyor. Yani dolayısıyla sahaf oluyor ucuzcu.